Ama lisans bitirdikten sonra burada yaklaşık Bay Area'da bu San Francisco civarında, güneyde San Jose, kuzeyde San Francisco arasında bu yazılım şirketlerine, belki Los Angeles vesaire oradaki şirketler de dahil edilebilir. Belki Doğu yakasında New York tarafında bazı yazılım şirketleri de bu rakamlara erişebilir. Fakat yani maaşın çok yüksek olduğu bölgelerden biri burası. Yeni mezun bir bilgisayar mühendisine verilen maaş 85 ila 95 bin dolar arası değişiyor. Eğer mülakatlarınız iyi geçtiyse, sizden memnun kaldılarsa, bu senelik bir rakam. Ve buna vergi dahil değil, yani bu paradan vergi düşülecek. Burada vergi çok kişiden kişiye değişiyor, fakat %25 ila %34 arasında bir rakam olur. Diyelim %33, üçte biri vergiye dahi gitse, işte burada yeni mezun bir Türk ya da Amerikan vatandaşı fark etmez 90-95 bine işe girse, İşte aylık 8 bin dolar civarında maaş alsa, bunun %30'u, 2500'ü vergiye gitse, eline 5500 dolar kalır. Ne kadar bunun da fikir vermesi açısından, bu civarda maaşlar yüksek fakat yaşam da çok pahalı. Bir oda evler, yani yaklaşık 60-70 metrekare evler burada revaçta. Türkiye'deki 3 oda, 4 oda bir salon evler bulmak yani masraflı. Eğer bekarsanız ya da daha evliyseniz, çocuğunuz yoksa vesaire, popülasyonun %90'ı bir oda evlerde kalıyor. Burada bir oda evin kirası, mesela benim bulunduğum muhitte, minimum yani 2000 dolara belki bulmak mümkün olur, fakat iyice araştırmak lazım. Yani içinize sinmeyebilir, karanlık, eski vesaire oluyor. Abi 2300-2400'ü güzel bulmak mümkün. Yani 2400 dolar bir oda ev. Bunun dışında evin masrafları, işte bir arabanız olsa onun masrafları, 3000 doları bulması gayet muhtemel. Yani bu buradaki minimum yaşam masrafları, işte bir araba, arabanın sigortası, benzin, ev, fatura vesaire, sizin ev alışverişi 3000-3200'ü bulmuş olsa, İşte 5500 dolardan bahsettik. Belki şimdi biraz daha fikir verebilir, yani bu alınan maaş ne kadar. Fakat şöyle de düşünmek lazım. Burada bir minimum maaş, yani McDonald's gibi bir yerdeki kasiyer ya da işte farklı bir şirkette, devlet dairesinde vesaire, minimum maaş alan bir bireyin aldığı rakama kıyasla 95 bin dolar çok iyi, senelik çok iyi bir para. Yazılım mühendisi değil de makine mühendisi olmuş olsanız ya da belki biraz daha bu civarda revaçta olmayan bir branş üzerine çalışsanız, 95 bini bulmak çok zor. Bilhassa yeni mezunken, yani 3-5-10 sene tecrübeyle belki alınabilir bir maaş, ama diğer türlü çok zor. Eğer yüksek lisans yapıp çalışmaya başlarsanız, yani 100 binden başlıyor, 100-110 bin dolar arası iş bulabilirsiniz. İşte diyelim yüksek lisans yapıp çalışmaya başladınız. Buradaki birçok şirketin performansa dayalı maaşlandırma şeyi var, promosyonlar vesaire. Her 3 ayda, 6 ayda bir, bazı şirketlerde senede bir performans değerlendirme toplantıları, bir puan veriliyor size. O puanlara bakılarak işte ne kadar zamanda ne işler yapmış, ne kadar maaş artışı yaptırmak lazım vesaire diye bir süreçten geçiniliyor. İşte ben kendi adıma, kendimden örnek vereyim. Yüksek lisans yaparken bir şirkette stajyer olarak minimum maaşa çalıştım. Yani saatliği 10 dolar, aylık 1000 dolar getirmiyordu belki. Yazılım şirketinde son dönemde, işte o şirketten okulun bittiğinde bir teklif aldım, senelik 100 bin dolar. Buradaki teklifler de çoğu 3 parçadan oluşuyor. Yani bir yalın maaşınız, bahsettiğim diyelim 100 bin dolar, bunun %30'u vergiye gidecek vesaire. İkincisi, şirketin size verdiği stoklar olabilir. Mesela Yahoo'da bana gelen teklifte yalın maaş, her ay ver, ilk seneden sonra şirketin size vereceği stok ve bonus şeklinde oluyor. Şimdi bu ilk
minimum maaşı çalışmıştım. Fena değildi. Güzel bir 4 ay geçti ki iş teklifinde bulundular. 100 bin dolar gibi bir maaşla. Onu kabul ettik. Onu kabul etmeden önce Yahoo ile mülakata girmiştim. Fakat Yahoo'nun sonucu daha belli olmamıştı. Ben de o 100 bin dolarlık teklifi kabul ettim. Ardından Yahoo da olumlu sonuç verince Yahoo 105 bin dolar teklif vermişti. Üçüncü bir firma vardı. Ayrı küçük bir startup, 6-7 kişilik bir mühendis takımı. Şimdi elimde bu iki teklif olduktan sonra 100 ve 105 bin dolar, bu şirketle pazarlık edip 115-117 bin dolara kadar çıktığımızı hatırlıyorum. Fakat onun doğru bir kariyer şey olmayacağı düşüncesiyle Yahoo'da başladım çalışmaya. Ben Yahoo'da front-end engineer olarak çalışıyorum. İlk başta Search'te çalıştım. Şimdi eSports diye Yahoo'nun Twitch benzeri işte online oyun bilgisayar oyunlarıyla alakalı bir projesi var. Orada çalışıyorum. 2 sene oldu yaklaşık Yahoo'da bulunalı. Şimdi daha farklı bir firmada çalışmaya başlayacağım önümüzdeki ay. Tabii onun verdiği maaş daha yüksek, şartları daha uygun. Onun verdiği stoklar şu an Yahoo'nun bana verdiği stokların 5-6 katı. İşte performans bonusu senelik belki 5 kattan biraz daha fazla. Yalın maaş da biraz daha fazla. Yani rakamlar çok yüksek. Motivasyon belki bazı için motivasyon olur düşüncesiyle bunlardan bahsediyorum. Buralara gelip yazılım mühendisi olarak çalışmak maddi açıdan epey karlı. Yani rahat, konforlu yaşam sürecek kadar yüksek rakamlar. Eğer böyle bir çabanız, gayeniz varsa denenebilir. Ben...